Merhaba, ben Sunucan Koçer. Bugünkü modülümüzde kitlesel fonlama ile ilgili konuşuyoruz. Neden kitlesel fonlama ile ilgili konuşuyoruz? Çünkü 2030 yılında küresel olarak 300 milyar dolarlık bir boyuta erişmesi tahmin edilen bir piyasadan söz ediyoruz. 2023'te geçtiğimiz yıl yine küresel olarak 20 milyon civarında bir kitlesel fonlama kampanyasının yürütüldüğünü biliyoruz. Ve bu giderek artacağı benziyor. Çok sayıda platform hem Türkiye'de hem küresel olarak faaliyet göstermekte. Özellikle de medya üreticileri, kültür sanat üreticileri için giderek rağbet görmeye devam eden, daha çok rağbet gören bir alternatif finansman tekniğinden söz ediyoruz kitlesel fonlama deyince. Bugün modülümüz içinde şu başlıkları ele alacağız. Kitlesel fonlama nedir? Ne işe yarar? Kitlesel fonlamanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Kitlesel fonlamanın sosyal işlevleri nelerdir ve buna mukabil olarak bir iletişim faaliyeti olarak nasıl ele alınabilir? Ve bir takım örnekler, bunlardan da bahsedeceğiz. Kitlesel fonlamanın ne olduğuyla başlayalım. Kitlesel fonlama, herhangi bir ürünün, bir sürecin, bir toplumsal amacın, bir medya organının, herhangi bir şeyin, bir gazetecilik faaliyetinin belki, küçük meblağlar veren geniş kitleler tarafından finanse edilmesi anlamına geliyor. Ve bugün sözünü ettiğimiz kitlesel fonlama, çevrim içi gerçekleştirilen bir faaliyet. Aslında bu kavramın tarihine baktığımızda 2006 yılına gidebiliyoruz. 2006 yılında ilk kez gazeteci Jeff Hove'un The Wired dergisinde crowdsourcing ifadesini kullandığını görüyoruz. Kitle kaynak ifadesini Türkçesiyle. Ve kitlesel fonlama da bu ifadenin içinden çıkıyor. Yani görece yeni bir kavramdan bahsediyoruz ama pratiğin kendisi bu kadar da yeni değil. Örneğin 2000'lerde Artist Share diye bir platform var. Müzisyenlerin kendi bağımsız yapımlarını kitlesel fonlamayla fonlamalarına olanak veren bir platform 2000'lerin başında. Bundan da önce 1997 yılında Marillion isimli bir müzik grubunun Amerika turnesini fonlamak için kendi dinleyicilerine ulaşıp onlardan gelen bağışlarla yola çıkmayı hedeflediklerini görüyoruz. Bu da bir başka kitlesel fonlama örneği olarak 1997'den gelip önümüze çıkıyor. Bundan da daha eskiye gitmek mümkün aslında. 19. yüzyıla kadar gitmek mümkün. Bugün bildiğimiz özgürlük heykeli New York'ta dikileceği zaman yeterli finansman sağlanamadığı için o dönem etkin olan New York World gazetesi aracılığıyla okuyuculara bir çağrı yapılıyor ve okuyuculardan gelen küçük meblağlarla özgürlük anıtı bugünkü yerine dikiliyor. Yani aslında insanlık tarihinde belki çeşitli şekillerde yer almış bir pratikten bahsediyoruz. Bugünkü kitlesel fonlamanın en belki de farklı yanı çevrim içi olarak gerçekleşiyor olması. İnternet kültürleriyle birlikte kitlesel fonlama çok daha yaygın bir biçimde ve daha yapılandırılmış bir biçimde üreticiler tarafından kullanılan bir finansman tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun artacak olduğunu da biliyoruz. Avantajları, dezavantajları nelerdir kitlesel fonlamanın? Biraz bundan bahsetmek iyi olur. Aslında ne salt avantajlardan oluşan ne de sadece dezavantajlardan oluşan bir pratikten söz ediyor değiliz. Her ikisini birlikte görmemiz gerekiyor. En önemli avantaj tabii ki üreticilerin bağımsız bir biçimde son faydalanıcılarından doğrudan fon istemelerine olanak veren bir teknik olması. Yani aradaki eşik bekçilerini, eksper kontrolünü, elit kontrolünü ortadan kaldırma potansiyeli. Bu bir avantaj. Örneğin bir gazeteci okuyucusuna doğrudan temas edebiliyor ve aradaki ilişkiyi şeffaf ve doğrudan bir şekilde kurgulayabiliyor. Geleneksel finansman kaynaklarına erişimi olmayan alternatif üreticilerin de kullandığı ve rahatlıkla üretebildikleri bir finansman modeli aynı zamanda. Yani finansmanın demokratikleştiğini ya da bu potansiyeli kitlesel fonlamanın taşıdığını söylemek mümkün. Başka avantajlardan da elbette söz edilebilir ama sadece avantajlardan söz etmek yeterli olmayacaktır. Karanlık tarafı yok mu hiç bunun? Elbette var.
eşik bekçileri ortadan kalkarken başka eşik bekçileri ortaya çıkabiliyor. Örneğin platformlardan söz ediyoruz bugün. Kickstarter, Indiegogo gibi küresel platformlardan, Patreon'dan, yerelde Fongogo'dan. Bunların birer şirket olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve belki de yeni eşik bekçilerinin oluştuğunu da görmemiz gerekiyor. Hem avantajları hem dezavantajları analitik bir yerden görerek aslında kendi kitlesel fonlama pratiğimizi daha sağlıklı bir biçimde örmek mümkün. Kitlesel fonlama alternatif bir finansman tekniği dedik ama kitlesel fonlamayı sadece para toplamanın bir aracı olarak görmek eksik bırakır bizim pratiğimizi. Kitlesel fonlama kampanyası yürütmenin, para edinmenin yani finansman kaynağı oluşturmanın ötesinde sosyal işlevleri de vardır. Nedir bu sosyal işlevler? Her şeyden önce bir topluluk oluşturmanın önemli bir adımı olarak kitlesel fonlamayı görmek mümkün. Herhangi bir ürünün tanıtımını yapmak, yani bir tanıtım teknolojisi olarak kitlesel fonlama kampanyası tasarlamak ve yürütmek mümkün. Var olan topluluğumuzu hali hazırda etrafında, projemizin etrafında olan topluluğu konsolide etmenin çok güzel bir aracı olabilir. Yeni bir marka oluşturuyorsak, markalamanın güzel bir adımı olarak kitlesel fonlama kampanyasını tasarlamak ve yürütmek mümkün. Yani çoğu zaman pek çok kampanyanın başarısız olduğu gibi hikayeler duyuyoruz ama başarıyı biraz daha geniş tanımlamakta fayda var. Belli bir meblağa ulaşmak salt bizim başarı tanımımız olursa o zaman başarısızlığa mahkum gibi bir şey oluyoruz. Ama daha geniş tanımladığımızda iletişim faaliyeti olarak kitlesel fonlamayı yürütmeyi hedeflediğimizde bu bahsettiğim koalisyonlar oluşturma, topluluk oluşturma, topluluğumuzu konsolide etme, ürünümüzün tanıtımını yapma, markalamasını yapma gibi alanlarda da başarı elde etmemiz mümkün oluyor kitlesel fonlama aracılığıyla. Tabii böyle bakınca kitlesel fonlamayı bir iletişim faaliyeti olarak tanımlamamız gerekiyor. Yani örneğin bir halkla ilişkiler faaliyeti gibi düşünün. Herhangi bir projenin veya yeni bir mecrayla yola çıkıyorsunuz diyelim. Bunun markalamasını yaparken yürüteceğiniz herhangi bir iletişim faaliyeti gibi düşünebilirsiniz kitlesel fonlamayı. O zaman da bir iletişim kampanyasının adımlarını teker teker geçerek bir kitlesel fonlama kampanyası tasarlamak ve yürütmek gerekiyor. Bu noktada bir iletişim kampanyasının adımları neler? Onlardan söz edeceğim. Bir kitlesel fonlama kampanyasını bir iletişim kampanyası olarak ele aldığımızda yönetmemiz ve tasarlamamız bu kampanyayı daha verimli hale geliyor. Bir iletişim kampanyasında 4 farklı safha vardır. Bunlar analiz safhası, stratejiyi oluşturduğumuz strateji safhası, taktikler safhası ve değerlendirme safhası. Analiz safhasında aslında biz araştırmamızı yapıyoruz. Projemizle ilgili projemizi çerçeveleyen durumu analiz ederek bu durumla ilgili, projenin kendisiyle ilgili ve proje etrafında kampanyamızla oluşturmak istediğimiz topluluğumuzla ilgili bir takım araştırmalar yaptığımız bir safha bu. Ne kadar derinlemesine bu araştırmayı yaparsak o kadar çok kontrol sahibi olabiliyoruz kampanya süreçlerinde. Araştırmamızdan yola çıkarak stratejimizi belirliyoruz bir sonraki safhada. Burada da hedefimizi ve amaçlarımızı belirledikten sonra stratejik bir mesaj kurguluyoruz. Yani ulaşmak istediğimiz kitleye, gerek bize fon vermesini istediğimiz, gerekse etrafımızda bir topluluk olsunlar istediğimiz kitleye hangi mesajı iletirsek en doğru mesajı vermiş oluruz. Bunu belirlediğimiz bir safha bu, strateji safhası. Ve taktikler safhası da bu mesajımızı nasıl ileteceğimize karar verdiğimiz safha. Yani iletişim dilimizi ve iletişim kanallarımızı belirlediğimiz bir safha en az strateji safhası kadar önemli. Tabii bunların hepsi dönüp analiz safhasına dayanıyor. Oradan edindiğimiz bilgiler ve araştırma sonuçlarıyla bu safhaları tasarlıyoruz. Ve son olarak da değerlendirme aşaması var ki sürdürülebilir bir kampanya eğer yapmak istiyorsak ve bunun üzerinden sürdürülebilir bir proje ortaya çıkarmak istiyorsak değerlendirme safhası çok önemli bir safha. Değerlendirme aşaması neden önemli? Çünkü sürdürülebilirlik açısından en önemli safha bu. Şapkamızı önümüze koyup neyi yanlış, neyi doğru yaptık, bir sonraki adımda neyi daha iyi yapabiliriz'in cevabını aradığımız safha da değerlendirme safhası.
Peki kampanya tasarlamanın ve yürütmenin adımlarından, safhalarından bahsettik. Şimdi bir kampanya hazırlarken hangi aşamalardan geçeceğiz? Belki birkaç tane nokta vurgulamakta fayda var. Bu önemli bir konu. Zira şunu biliyoruz ki araştırmalar bize şunu gösteriyor. Bir kampanyanın, kitlesel fonlama kampanyasının hazırlık süreci ortalama 2 hafta sürüyor. Ki aslında bu oldukça iyimser bir tahmin. Daha uzun bir sürece yayılabileceğini de tahmin edersiniz herhalde bu hazırlık sürecinin. Yine herhangi bir kitlesel fonlama kampanyasının eğer ki bir tanıtım videosu varsa bu kampanyanın fonlanma ihtimali %105 gibi bir oranla yükseliyor. Yine bir kitlesel fonlama kampanyasının yürütücüsü, takipçilerini, destekçilerini periyodik olarak güncelliyorsa, onlara bilgi veriyorsa, iletişim kuruyorsa platform üzerinden ya da çeşitli şekillerde, bu kampanyanın da hedeflediği meblağa ulaşması ihtimali epey yükseliyor. Dolayısıyla bir hazırlık süreci ve iletişim sürecinin yönetimi çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor kitlesel fonlama deyince. Bu hazırlık sürecinde nelere dikkat edeceğiz, nelerin kararını vereceğiz? Evet, çok önemli bir takım kararlar vermek gerekiyor. Örneğin platformun seçilmesi. Bahsettik, stratejik mesajın oluşturulması ve hangi iletişim kanallarının kullanılacağının karar verilmesi. Şunu bilmek gerekiyor ki ulaştığınız kitlenin sadece %5'i yine araştırmalara göre size fon verecek bir şekilde. Yani oldukça küçük bir kitle aslında size fon verecek ulaştığınız kitle içinde. Dolayısıyla projenin ve kampanyanın görünürlüğünü arttırmak önemli bir hamle haline geliyor. Ayrıca destek verenler sadece finans sağlayarak destek vermiyorlar. Bu görünürlüğe katkıda bulunarak da destek veriyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yakın çevreden başlamakta fayda var ve oradan dalga dalga yayılmakta fayda var. Çevrim içi faaliyetlerde genelde gözden kaçan bir mesele de şu ki yüz yüze iletişim. Yüz yüze iletişim kitlesel fonlama kampanyalarında çok önemli taktiksel bir karar oluyor. Yüz yüze iletişimi kullanmaktan çekinmeyin ve bütün faaliyetlerinizi entegre edin yüz yüze iletişimleri, etkinlik organizasyonlarını. Kitlesel fonlama kampanyalarına iyi örnekler verebilir miyiz? Evet, çevremizde, yakın tarihimizde, Türkiye'de ve dünyada çok çeşitli kitlesel fonlama kampanyaları yapıldığını biliyoruz ve iyi örnekler bunlar için de öne çıkıyor. Çeşitli alanlardan birkaç örnek vereceğim ve belki sizler de daha sonra araştırarak farklı örneklerden öğrenebilirsiniz. Bunlardan ilk akla gelen Türkiye'de 2012 yılında üretilen Benim Çocuğum belgeseli aslında. Bu özel bir örnek çünkü ortaya koyduğu hedef meblağa erişememiş bir örnek. Indiegogo'da yürütülen Can Candan'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum belgeseli ki LGBTİ ailelerin yaşadıklarıyla ve örgütlenme pratikleriyle ilgili bir belgesel. Indiegogo'da koyduğu 40 bin dolar hedefine erişememiş bir kampanya yönetti Can Candan o süreçte. Ama çok başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası çünkü kampanya sürecini bir halkla ilişkiler faaliyeti, bir iletişim faaliyeti olarak yürüttüler. Çok stratejik bir iletişim faaliyeti olarak yürüttüler ve buradan doğru da çok farklı ve verimli ortaklıklar, koalisyonlar kurdular. Günün sonunda bu belgesel filmle birlikte, bu kampanya vesilesiyle Can Candan ana akım kanallarda da yer buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de filmini izletmeye başardı ve bir takım kurumsal fonlara da erişim sağlamış oldu, konsolosluklar vesaire gibi kurumlardan da fonlar edinmiş oldu. Hepsi aslında özünde sağlıklı bir iletişim faaliyeti olarak kitlesel fonlama kampanyasını yürütmüş olmasından kaynaklanıyordu. Bir başka daha yakın zamandan bir örnek verecek olursak, pandemi döneminde Teyit'in Salgın Var, Yanlış Bilgi Karşısında Aşı Olun başlığıyla yürüttüğü bir özel iletişim kampanyası. Küçük bir meblağ ile 19 bin lira gibi böyle cüzi bir hedef koyarak kendilerine bu kampanyayı başlattılar. Kısa bir zamanda da tabii ki koydukları hedefe ulaştılar ama burada da yine mesele ortaya konulan finansal hedefe ulaşmak ulaşmamak değil, çok stratejik bir iletişim faaliyeti olarak bu sürecin yönetilmesi meselesi. Yani başarı ölçütümüz, ölçeğimiz burada yine bu oluyor meblağa ulaşmanın da ötesinde.
Teyit kendi sayfasında bununla ilgili bir içgörü metni de yayınladı. Bu kitlesel fonlama kampanyasını yürütürken neler yaptıklarına dair bir içgörü metni. Kampanya yürütmek isteyenler için bence çok aydınlatıcı, güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu metne de bakılabilir. Teyit'in kendi durduğu yer genel olarak misyonu, vizyonuna uygun bir şekilde kurgulanmış, salgın var, yanlış bilgi karşısında aşı olun gibi ağızda böyle çok tatlı pandemiyle ilgili tatlı bir doku da bırakacak bir sloganla yüz yüze etkinlikleri doğru yerlerde ve zamanlarda kullanarak ve halihazırda var olan işbirliklerini güçlendirmeye yönelik bir takım şeyler planlayarak bu kampanyayı Teyit yürüttü. Bu da yakın zamandan güzel bir örnek. Yine The Guardian gazetesinin 2019 yılında gerçekleştirdiği bir kampanya var. Hope is power, change is possible diye umut güçtür, değişim mümkün sloganıyla okurlarından destek istedikleri, ki finansal bir krizde idi o dönem The Guardian gazetesi. Hedef olarak da 2 milyon okurun kendilerine desteklemesini hedefledikleri. Ve aslında küresel olarak gazeteciliğin etrafında örülmüş olan güvensizlik iklimiyle de mücadele ettiklerini iddia ederek güzel bir kampanyayla yürüttükleri kitlesel fonlama olarak tanımlayabileceğimiz kampanyadan da söz etmek mümkün. Bağlamın önemini görüyoruz aslında burada. The Guardian örneğinde küresel gazetecilik ekosistemindeki marazlar karşısında kendini konumladığını görüyoruz The Guardian'ın. Benzer bir örneği Türkiye'de Gezi döneminde T24 gerçekleştirdi aslında. 2013 yılında tam da Gezi'nin arkasından gelen süreçte başka türlü bir gazetecilik mümkün sloganıyla bir okur fonu kampanyası yürüttü T24. Gazetecilik alanında başarıya ulaşmış ve iletişim faaliyetini de sağlıklı bir biçimde yürütmüş kampanyalardan biri olarak tarihe geçmiş durumda okur fonu kampanyası da. Yakın zamandaki örneklerden bahsettik, biraz geriye gittik. Belgesel alanından örnek verdik, gazetecilik alanından örnek verdik, küresel bir örnekten söz ettik. Geniş düşünmekte fayda var bu örnekleri. Mesela Açık Radyo'yu da bir örnek olarak vermemiz mümkün. Açık Radyo çok uzun zamandır kendi dinleyici kitlesini etkin bir biçimde kendi varlığını devam ettirme süreçlerine dahil eden bir oluşum. Ve aslında Açık Radyo'nun bu kadar uzun süredir devam eden bu pratiklerini incelemek bizim bugün ortaya çıkaracağımız bir kitlesel fonlama kampanyasıyla mesela inşa edeceğimiz girişimimizi de aydınlatacaktır. Çok çeşitli farklı örneklerden öğrenmek bizim için iyi bir yöntem. O nedenle aşağıda da farklı örnekleri link olarak bırakıyoruz. Bakmanız dileğiyle.